Merhaba arkadaşlar. SMM staja giriş sınavında 26 Ağustos 2023 tarihindeki sınavda çıkan bir soruyu çözeceğiz. 32. soru arkadaşlar. Amortisman sorusu. İşletme 2020 yılı içinde 80.000 TL'ye satın alıp kullanmaya başladığı kamyonete 2022 yılı içinde 12.000 TL'ye arka dingil taktırmıştır. Dingil kamyonetin kapasitesini arttırmıştır. Kamyonetin amortisman ayırma yöntemi eşit tutarlar, yani normal amortisman yöntemi olup ekonomik ömrü ise 5 yıldır. Bu bilgilere göre 31.12.2022 tarihinde kaydedilecek olan amortisman tutarı kaç TL'dir? 5 tane cevap hakkımız var. Cevapları da buraya yazdım. Şimdi burada öncelikle soruyu ikiye ayırmak gerekiyor. Aslında kamyonetin kapasitesini arttırma durumu olmasaydı soru son derece basit. Çünkü normal amortisman yöntemiyle sabit kıymetin maliyet bedelini eşit tutarlara bölecektik. Faydalı ömrü nispetinde. Ve son derece kolay olacaktı. Bildiğimiz gibi bir sabit kıymete onun kapasitesini arttırıcı bir ekleme, bir maliyet unsuru eklendiği zaman bu kalan yıllara eşit olarak paylaştırılır. Şimdi dediğim gibi soruyu ikiye ayırmak gerekiyor. Öncelikle biz normal düşünsek, yani hiç kapasite arttırımı olmasa nasıl işlem yapacaktık? Ona bir bakalım. Yıllara göre, yani 2020 yılında alınmış, 2021 2022, 2023 ve 2024 yılında 5 yılda itfaiye olacak. Çünkü soruda ekonomik ömrünün 5 yıl olduğunu biliyoruz. Maliyeti 80.000 TL. Amortisman oranını nasıl hesaplayacağız? Faydalı ömrü bir tama, yani yüze bölerek ya da bir tama bölerek hesaplayacağız. Bu da şu şekilde 1 bölü 5, 0,20. Amortisman giderim her yıl maliyet çarpı 0,20. Ya da bir başka ifadeyle maliyeti 5'e bölmek. Yani faydalı ömre bölmek anlamına gelecek. Bu da her yıl 16.000 TL amortisman giderim olduğunu gösterecek. Her senenin sonunda birikmiş amortismanımız 16.000, 16.000 şeklinde artacak. İkinci sene 32 bin, üçüncü sene 48 bin, dördüncü sene 64 bin, son sene maliyetin tamamı şeklinde itfaiye olacak. Sene sonlarındaki net defter değeri tam tersi şekilde amortisman giderini maliyetten düştükten sonra kalan tutar. Yani 80 bin eksi 16 bin şeklinde.
5. yılın sonunda da 0 olacak ya da iz değer bırakılacak. Şimdi normal amortisman yöntemine göre bunu yapsaydık bu şekilde olacaktı. Fakat soru da bize diyor ki 2022 yılında 12 bin liraya arka dingil taktırmış. Şimdi 2022 yılına gelmeden ilk 2 yılda bizim tablomuz bu. İlk 2 yılda net defter değeri 48 bin TL olmuş. Yani birinci yıl 16 bin, ikinci yılda 16 bin olmak üzere 32 bin TL amortisman gideri yazılmış. Ve kamyonetin net defter değeri 2021 yılının sonunda 48 bin TL olmuş. Bu şu demek, 2022 yılına başlarken 2021 yılının sonundaki net defter değeriyle başlayacak. Yani 2022 yılında artık başka bir süreç işleyecek. Çünkü 2022 yılında 12 bin liralık bir işlem var. Kamyonete arka dingil taktırılmış. Dolayısıyla 48 bin liranın 48 bin liranın üzerine 12 bin TL tutarında bir değerleme olacak. Yeni maliyetim 60 bin olacak. Peki kalan yıl sayımız kaç? 2022 ile beraber 3. Ben 60 bini 3'e böleceğim. Ve 20 bin lira amortisman giderim olmuş olacak. Ve 2024 yıllarında 20 bin TL amortismanım olacak arkadaşlar. Zaten soruda bize 31.12.2022 tarihinde kaydedilecek amortisman tutarını söylemiş. Bu tutar da 20 bin TL arkadaşlar. 31.12.2022 tarihi itibariyle. Cevabımız C şıkkı arkadaşlar.